Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle portakal sulu bir kuşkonmaz çorbası tarifi paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemeleri sayıyorum. 5 tane beyaz kuşkonmaz, 4 tane de yeşil kuşkonmazım var. Yeşilleri üzerini süslemek için aldım açıkçası, çorbada kullanmıyoruz. 1 tane portakalın suyu yaklaşık 100 ml kadar olacak. Yani 200 ml'lik bardağın yarısı kadar diyebiliriz. 1 tane orta boy soğan. 2 ayrı bardağa birer kaşık ceviz yağı koydum. Bir tanesini yeşili kızartırken kullanacağım. Bir tanesini de beyazı pişirirken kullanacağım. 1 yarım limonun rendesi. Ve de yarım portakalın rendesi var. Burada da 40 gram kadar badem ezmesi var. Badem ezmesi birazcık koyu bir kıvamda değil. Elinizde koyu kıvamda bir badem ezmesi varsa onu suyla birazcık açabilirsiniz. Hani 40 gram olacak kadar bir malzeme. İhtiyacınız olan teknik malzemelerde bir tane blender, bir tane bıçak, bir tane de soyucu. Beyaz kuşkonmazları soymakla işe başlıyorum. Soyucumu aldım. Kuşkonmaz hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Kuşkonmazın uç tarafı çok tatlı, güzel yeniyor falan şuraya kadar. Hani. Ama buradan sonrası böyle bir acımsı bir tada geliyor. O yüzden hani bu kadarını falan keseceğiz. Yeşil kuşkonmazın öyle çok acılık gibi bir problemi olmuyor. Zaten şu an mevsim olduğu için çok taze. Ama ben yine de direkt kopardım çünkü bu kadar falan yeterli bana, hani sonrasını kalanını başka bir şeyde kızartarak kullanabilirim. Şimdi pişireceğim kuşkonmaz bu kadar büyüklükte bir kuşkonmaz olacak. Böyle bölüyorum. Aynı şekilde yeşilleri de doğruyorum ama daha büyük bu şekilde. Soğanı da kare kare olacak şekilde kesiyoruz. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Ocağımın altını açtım. Vanlı soyunumu, ceviz yağını döküyorum içine. Kavruldu. Şimdi şifergeri, yani kuşkonmazı ekliyoruz. Şimdi yaklaşık 2 dakika kadar da kuşkonmazla birlikte kavruldu. Şu an üzerine kettle'da kaynattığım 2,5 su bardağı suyu üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Etrafı topluyorum. Şimdi kapağını kapatıp 10 dakika pişireceğiz. Şimdi yine masama geldim. Böyle bir kapta portakal suyunu, portakal kabuğu rendesini, ve de badem ezmesini, mandel muz, bunları ekliyorum. Diğer yandan da çorbamın üzerini süsleyecek yeşil şifergillerimi, yeşil kuşkonmazlarımı tavada kızartacağım. Yine ceviz yağını kullanıyorum. Üzerinde kabarcıklar görmeye başladım. Artık şipargaları atabilirim.
da güzelce pişti. Şimdi hazırladığım bu bademli karışımı içine dökeceğim. Yavaş yavaş. Dakikada böyle pişmesini bekleyeceğim. Çorban fakir diyor. Harika kokular geliyor şimdiden. Portakal kokusu çok yoğun bir şekilde. Şimdi blenderımı fişe taktım ve bütün parçaları birleştiriyorum. Ve çorbam hazır. Çok güzel görünüyor ve çok güzel kokuyor.